billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Tefine vesilesin. İnşallah aramızdaki uhuvvetin, muhabbetin, samimiyetin tesisine vesile etsin inşallah. Bu internet vesilesiyle inşallah sair zamanlardan daha çok, daha gayretli ve inşallah daha fazla insanlara ulaşacak şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Şimdi bugünkü mevzu çok çok önemli. Adeta bilmeyerek işlediğimiz bir cinayetten bahsediyor. Yani bilmediğimiz için, farkına varmadığımız için çok büyük cinayetlere, çok büyük yıkımlara bu vesileyle sebep oluyoruz. Bunun farkına varınca insan birden beyni tak ediyor ama çok çamlar devirdik diyorlar ya. Yani hakikaten insan bilmediğinden çok çamlar deviriyor. Sonradan da çok pişman oluyor. Halbuki değil mi bakın en çok da İslamiyet'in üzerinde durduğu, Cenab-ı Hakk'ın şiddetle ve ısrarla üzerinde durduğu, hatta ehli imana şart koştuğu, dünkü dersin mevzuydu, dün değil evvelsi günkü dersin mevzuydu hatırlarsanız, değil mi? İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diye ısrarla, şiddetle Cenab-ı Hak bizi birbirimizi sevmeye sevk ediyor. Birbirimizi sevmeye çağırıyor. Adeta mecbur tutuyor bizi birbirimizi sevmeye. Şimdi burada da insanın sosyal hayatını ifsad eden, en çok düştüğümüz şeytan tuzaklarından bir tanesini ortaya çıkaracak. Şimdi tuzağı ortaya çıkarmak, şeytanın hilesini ifşa etmek, planını bozmak, adeta şeytan yolundan insanları çekmek için müthiş ve muazzam derecede ihtiyacımız olan bir mana. Yoksa bilmeyerek çok çamlar deviriyoruz. Çok büyük hatalara, kusurlara giriyoruz. Sonra hakikati öğrendiğimiz zaman pişman oluyoruz. İşte bu akşam bu dersi herkese duyurup, herkese ulaştırıp muhakkak mutlaka toplumun büyük bir kesimi tarafından şu dersin bilinmesini arzu ediyoruz. Ta ki o aramızdaki uhuvvetin, muhabbetin tesisi için. Bu bizim hem dünyamızı hem sosyal hayatımızı hem ebedi hayatımızı, ahiretimizi ilgilendiriyor. Şimdi hızlıca paylaşalım. Şu akşam da sokağa çıkma yasağı var. Özellikle cumartesi akşamı bu akşam. Yani çok televizyon kanallarının insanları tuzağa düşürdükleri bir akşam. İnsanlara şu anda gözlerinden şeytanların akın akın girdiği bir akşam. Böyle bir akşamda biz de inşallah hep beraber bu seferberliği yapalım. Toplumu, insanlığı inşallah o televizyon tuzağından kurtarıp şu hakikatlere muhatap etmek için seferberlik yapalım, hep beraber paylaşalım. Kur'an'ın hakikatlerini duyurmak bizim boynumuzun borcu olsun. Bu davayı dünyaya ulaştırmak, insanlığa tebliğ etmek bizim yaratılış gayemiz olsun. İnşallah kimileri şer odaklarının hammalı, kimileri şeytanların yardımcısı, biz de inşallah bu davanın hammalı olalım. Bu dava bizim sırtımızın yükü olsun. Bilen bilmeyen herkese inşallah şu akşamda seferberlik edelim, paylaşalım inşallah. Şimdi hızlıca konuya geçiyoruz. Konu çok çok önemli. Üçüncü nokta, İnsanın hayatı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki, şeytanın müthiş desiselerinden, vesveselerinden, tuzaklarından bir tanesini bahsediyor.
Bir müminin bir tek seyyiesiyle, tek bir günahıyla bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar o mümine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka ile mizan-ı ekberinde amali mükellefini tarttığı zaman müminlerin amellerini mizan dediğimiz terazide tarttığı zaman hasenatı seyyiatına galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Ha, şimdi Cenab-ı Hakk'ın haşirdeki, ahiretteki terazisi böyle işliyormuş. Yani düşünün mesela %51 hasenatı, sevapları, iyilikleri, güzel amelleri var. %49 da günahları var. Cenab-ı Hak o %51'in hatırına %49'u kökünden siliyor. Hiç işlememiş sayıyor. Doğrudan doğruya cennetine koyuyor. Ha, tersi olursa ehli iman olarak, mümin olarak ahirete gitmiş, günahları ağır basmış, o günahının cezasını çekiyor, o ayrı mesele. Ama bakın ne diyor? Hasenatı seyyiatına, yani sevapları, hayırlı amelleri, güzel amelleri, günahlarına %1 bile ağır gelse, onun o hasenatının hatırına, o sevaplarının hatırına, terazide 1 milim 1 gram güzel amellerinin ağır gelmesinin hatırına diğer bütün çirkin amellerini, günahlarını yok sayıyor. Allah'ın adaleti böyle işliyormuş. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki ben böyle haşirde böyle tartacağım amelleri diyor. Siz de birbirinize muamele ederken benim adalet terazimle tartın. Yani bir müminin hasenatı, sevapları, güzel amelleri, günahlarına kemiyeten veya keyfiyeten, sayıca veyahut hani kalite olarak, kıymet olarak, değer olarak hasenatı, seyyiatına galibiyeti varsa, azıcık adamın değil mi, güzellikleri, iyilikleri galipse o insan sevilmeye layıktır ve bundan dolayı bütün kusurları, günahları, sıkıntıları, eksikleri, ayıpları tamamı görülmeyecek, affedilecek, hiç yapmamış sayılacak diyor. Allah'ın adalet terazisiymiş bu. Ha, bakın burayı tekrar okuyorum. Bir müminin şeytana, şeytanın bu desisesine, şeytanın vesvesesine uyan, ha, bir müminin bir tek seyyiesiyle bütün hasenatını örter. Şimdi şöyle düşünün mesela. Şimdi küçücük bir bozuk parayı şöyle gözünüzün önüne getirseler, Uludağ'a doğru baksanız, o küçücük bozuk para Uludağ'ı kapatır mı? Niye? Çünkü oradan bakıyorsunuz. Onu tam gözünüzün önüne getirdiniz, oradan bakıyorsunuz. Koskoca Uludağ'ı kapatır. Halbuki Uludağ ile o küçük bozuk parayı yan yana koysanız ne kadar komik, ne kadar küçük, tartılmayacak, kıyaslanmayacak kadar aralarında mesafe var. Asla bu büyük bozuk para, şu küçük bozuk para, bu dağ gibi büyük dağdan değil mi? Bu muazzam dağdan ne yapamaz? Büyük olamaz. Asla şu bozuk para bu dağı kapatamaz. Ama sen gözünün önüne onu getirir, oradan bakarsan, onunla bakarsan o dağa, o küçücük bozuk para, değil mi, koca Uludağ'ı kapatır. Şimdi müminin dağ gibi haseneleri, sevapları, amelleri, güzellikleri varken, bir tane kusuru, bir tane günahı var veya diyelim küçücük bozuk para hükmünde, o büyük amellerinin yanında küçücük kalacak kusurlarıyla onun alemine baktığınız zaman, ona buradan baktığınız zaman, o günahının zaviyesinden baktığınız zaman, dağ gibi hasenatını, o büyük sevaplarını, büyük güzelliklerini, büyük amellerini
Dediğim ne yapar? Setreder, örter, göstermez. Ha. Şimdi bu durumda ne oldu? Zalim olduk. Zalim olduk. Yani zulmettik. Nasıl bir zalim olduk biliyor musunuz? Şahsı manevisini öldürdük. Maddi şahsı yaşıyor. Ama ona kin, adavet, nefret besleyerek onun şahsı manevisini öldürdük. Ona karşı suizanla veya düşmanlıkla muamele ettik ve sosyal hayat bununla zehirlendi. Şimdi Cenab-ı Hak bizim kalbimizde birisine karşı böyle bir muamele yaptığımızı görünce, küçücük kusurlarından dolayı onun dev gibi hasenatını, dev gibi güzelliklerini, hayırlı amellerini örttüğümüzü, kapattığımızı ve asla onu affetmediğimizi görünce, sonra dönüp de ellerimizi açıp da ya Rabbi beni affet dediğimiz zaman, Cenab-ı Hak o halimizi bizim gözümüzün önüne, önümüze getiriyor. Hani sen falancayı küçücük kusurlarından dolayı affetmemiştin ya, şimdi hangi cüretle, hangi yüzle dev gibi kusurlarından affedilmeyi bekliyorsun? Bu kadar dev gibi, değil mi, büyük günahlardan, değil mi, temizlenmeyi, bu büyük günahlarının affedilmesini hangi yüzde Allah'tan istiyorsun? Senin eline bir fırsat düştü. Senin eline bir koz geçti. Sen yakaladın, dedin ki ha bak senin kusurunu yakaladım. Affetmem. Vazgeçmedin. Ha, sonra da Cenab-ı Hakk'a diyorsun ki ya Rabbi ne olur benim günahlarımdan vazgeç. Cezasından vazgeç. Ya Rabbi ne olur benim günahlarımı yüzüme vurma diye ona yalvarıp duruyorsun ya. Cenab-ı Hak diyor ki bakın hadis-i kutsi de var bu. Yerdekilere nasıl muamele ederseniz göktekiler de size aynı muameleyi eder diyor. Siz yerdekilere rahmet ederseniz göktekiler de size rahmet eder. Yani öyleyse biz Allah'tan nasıl bir muamele bekliyorsak öyleyse mahlukata, insanlara öyle muamele edeceğiz. Demek biz aslında sadece ellerimizi açtığımızda Allah'tan merhamet dileniyoruz ya, asıl merhamet dilenme, asıl affedilmeyi isteme, insanları affederek olması gerekiyormuş. İnsanların kusurlarını örterek Allah'tan kusurlarımızın örtülmesini beklememizi icap ediyormuş. Sen herkesin kusurunu açığa vur. Herkesin ayıbını yüzüne vur, ifşa et, insanlar arasında dillendir. Değil mi? Gıybetini, dedikodusunu yap. Sonra da git Allah'a, değil mi? Dön ya Rabbi ne olur kusurlarımı ört. Settar isminle benim ayıplarımı gizle diye. Ondan gizlenmeyi, ondan örtülmeyi, ondan affedilmeyi bekle. Oldu mu? Ha, Cenab-ı Hak sana fırsat veriyor. Ve senin muameleni, senin insanlara karşı tavrını ve tarzını ölçüyor. Birisini sana karşı hata, sana karşı kusur işler vaziyette karşına çıkarıp bakalım diyor. Benden her gün affedilmeyi bekleyen kulum acaba kendisine karşı kusur işleyen birisini affedecek mi diye böyle Cenab-ı Hak nazarı üzerimizde bizi imtihan ediyor. Bakın. En çok düştüğümüz hatalardan, kusurlardan bir tanesi. Ya ama tamam da adamın tutulacak bir tarafı yok ki, sevilecek bir tarafı yok ki. Buna da mı kin beslemeyelim, buna da mı adavet etmeyelim? Terazinin şer kefesi ağzına kadar dolu. Hayır kefesi bomboş. Ha, bu bizim suizanımız olabilir. Biz öyle zannediyor olabiliriz. Şimdi biz günahına şahit olmuşuzdur ama tövbesine şahit değilizdir. Gizli tövbesi vardır. Allah onu affetmiştir. Bilemeyiz. O yüzden biz insanların, değil mi? Allah muhafaza etsin. Adeta böyle insanların kusurlarını yüzlerine vurmak için yaratılmadık. Biz sonra insanlara hükmetmek vazifesi bizim elimizde değil. Cenab-ı Hak bize
kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu belirleyin diye bir vazife vermedi. Kimin kusurlu, günahlı, kimin sevabı çok, kiminin günahı çok olduğunu belirleyin, tartın da insanların numarasını, derecesini belirleyin diye bir vazife vermedi bize. Bize sadece bir vazife verdi. Kendi günahınızın muhakemesini, muhasebesini yapın. Onunla uğraşın. Onu affettirmeye çalışın. Çünkü Allah size sizi soracak. Başkalarını sormayacak. Siz kendi günahlarınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz. Başkalarının günahı sizi ilgilendirmiyor. Hani onların ıslahı için çalışın. Onların affı için Cenab-ı Hakk'a yalvarın. Ama insanları, değil mi, sanki haşirdeki teraziyi dünyada kurup da amellerini, hatalarını, sevaplarını, günahlarını, şunları bunları teraziye koyup da tartıp da hüküm vermek gibi bir vazifemiz de yok, yetkimiz de yok. Haddimizi aşmaktan başka yaptığımız bir şey yok. Öyleyse biz herkese hüsnü zannedeceğiz. Herkes bizden mutlaka ve muhakkak %100 iyi olduğuna iman edeceğiz. Yani ne halde olursa olsun mutlaka benden iyidir. Benden daha iyi olduğuna imanım var. Şimdi bakın Bediüzzaman Hazretlerine diyorlar ki mesela övüyorlar, alim diyorlar, şeyh diyorlar, şöyle müceddit diyorlar, mehdi diyorlar. O da ne diyor biliyor musunuz? Bütün insanlar toplansa beni inandıramazlar ki ben iyiyim ve sahibi kemalim diyor. Benim iyi olduğuma tüm insanlık toplansanız, hepiniz deseniz ki sen iyisin, alimsin, fazılsın, kamilsin deseniz beni inandıramazsınız diyor ya. Kendisinin mahlukatın en aşağısı olduğuna kendisi öyle inanmış ki asla iltifatların hiçbirini kabul etmiyor. Şimdi kendisinin en aşağı, en değil mi dipte, mahlukatın en altında olduğuna inanan bir insan başkalarını tenkit etmeye, başkalarının gıybetini yapmaya, başkalarını tezyif etmeye yanaşamaz. Ya ben kimim ki onu tenkit ediyorum? Benim tenkit edilecek o kadar tarafım, günahım, kusurum varken çıkmışım bir de insanları muhakeme muhasebe ediyorum. Kendi muhakememi, muhasebemi terk edip insanlara not vermeye kalkışıyorum diye hemen vazgeçmemiz icap ediyor. Öyle diyor. Mesela Hazreti Ali Efendimiz, ben kendi kusurlarımla uğraşmaktan başkalarının kusurlarını araştırmaya vakit bulamadım diyor. Yani koca Hazreti Ali Efendimiz böyle derse biz nasıl vakit bulabiliriz ya? Ve bir tek kusuru yüzünden dev gibi hasenatını örtmek. Şimdi Uhuvvet Risalesi'nde insanların amellerinin değerinden bahsediliyor. Şimdi mesela diyelim adamın bir kusuru var, bir günahı var, bir tarafta da hasenatı var. Şimdi kusuru, günahı çok ama sevabı, hasenatı da az. Şimdi kemiyet olarak, sayı olarak, kilo olarak, kalabalık olarak çokluk ve azlık mevzu bahis değil. Şimdi kusuru, günahı demir cinsindendir ama hasenatı, sevabı altın cinsinden olabilir. Bir gram altın, değil mi, bir ton demiri tartar ya. Bir tondur ama demir. Biri de nedir? Bir gramdır ama altın. Şimdi ne oldu? Kemiyet olarak demir fazla ama keyfiyet olarak altın daha fazla. Cenab-ı Hak keyfiyeti esas alıyor. Mesela diyor, adamda diyor iman, İslamiyet gibi Kabe hürmetinde, altın kıymetinde sıfatlar varken, ya ben nereden bileyim adamın mümin, imanlı olduğunu? İmansızın tekidir belki de, bana öyle görünüyordur, münafıktır, şudur budur, hayır hayır hayır. Ben onun dilinden sarih, açık bir şekilde küfür ifadesi duymadıysam, kendisinin mümin ve Müslüman olduğunu kendisi söylüyorsa, ben onun Müslümanlığına şahitlik ederim.
Asla ona suizanla bakıp da münafıklık isnadında bulunamam. Asla ona kafirlik, küfür isnadında bulunamam. Öyleyse hüsnü zanla memurum. Ben o tarafını bilmem, o tarafını araştıramam. Ben sadece gördüğüme, duyduğuma şahitlik ederim. Ha, öyleyse bakın ne diyor. İman ve İslamiyet gibi altın kıymetinde iki tane sıfatı var. Terazinin bir kefesinde bunlar var. Allah aşkına öbür kefede ne olursa olsun bunlardan daha ağır basamaz. Öyleyse her mümin mutlaka ve muhakkak sevilmeyi hak eder. Sevilmeye layıktır. Sevilmesini Allah bize emrediyor. Ha, biz tabii Allah'ın adalet ölçüleriyle ölçüyorsak, Allah'ın adalet tartılarıyla tartıyorsak böyle. Ama ben kafama göre, bence, bana göre böyle değil, bence şöyle diyorsak, o halde değil mi? Ya biz de dinin ölçülerinden birisiyiz. Yani dinin bencesi olmaz ki. Dinin kaynakları belli ya. Kur'an, sünnet, icma, ümmet. Sen yoksun bunların arasında. Sence diye bir şey yok. Bana göre diye bir şey yok. Ha, öyleyse biz Allah'ın ölçüsüyle ölçeceğiz. Onun tartısıyla tartacağız. Ve herkese hüsnü zanda bulunup içinde bulunduğu vaziyetten dolayı onu kınamayacağız. Bakın bir hadis-i şerif. Hakikaten korkutacak bir hadis. Tüyleri diken diken edecek, insanın aklını başından alacak bir hadis. Ve bin kere düşünüp bir kere konuşmaya sevk eden bir hadis. Diyor ki, bir mümini bir günahından dolayı kınayan, vallahi diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, vallahi o günahı işlemeden ölmeyecek diyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı Cenab-ı Hak yalancı çıkarır mı ya? İşlettirir. O günahı işlemeden öldürmez onu. Öyleyse biz günahına şahit olabiliriz, duymuş olabiliriz. Ama tövbesine şahit değilizdir. O tövbe etmiştir, Allah da onu affetmiştir diye hüsnü zannetmekle memuruz. Yoksa cerbezenin diyor tavrı acibi, zaman ve mekanda müteferrik bütün kusurları toplar, birden diyor o insana o kusurlarla bakar diyor. Şimdi düşünün, adamın 10 senede işlediği kusurları bir anda zihin topluyor. Hepsiyle birden adama bakınca, eski defterlerin hepsini açınca adam tabii ki ne oluyor bu sefer? Kusurlar içinde boğulan bir insan oluyor. Şimdi ne demek bu? O yüzden diyor ki cerbeze bütün envaıyla zulümdür diyor. Zalimdir, Allah muhafaza o insan. Allah deyin bakın ya, zalimin cezasını bırakmaz, dünyada verir. El küfrü yedum, ez zulmü la yedum diyor. Yani küfür devam eder. Küfre Cenab-ı Hak müsaade etmiş. Kıyamete kadar kafirler olacak. Küfürlerine de müsaade etmiş. Çünkü küfürle imanın mücadelesinde bunların da olması lazım, zıtlar. Ama zalime haddini bildiriyor Cenab-ı Hak. Zalime müsaade etmiyor. Dünyadayken onu karşısına çıkartıyor. Bu mevzu çok önemli. Öyleyse biz devamlı örten, affeden, hiç yokmuş gibi, hiç yapmamış gibi, hiç böyle bir kusura bulaşmamış gibi bütün kusuratını gizleyen insanlardan olacağız. Ta ki ellerimizi açıp da ya Rabbi beni affet dediğimiz zaman Cenab-ı Hak bizim amelimize, halimize, ahvalimize bakıp sen nasıl benim kullarımın kusurlarını örttün, sen nasıl benim kullarımı affettin, sen nasıl sana karşı işlenen hataları yok saydın, gizledin, affettin, ben de aynı onun gibi senin muamelenle sana muamele edeceğim diyor. Senin ahlakınla sana muamele edeceğim. Senin tavrınla seni karşılayacağım diyor. Ha, biz de demek bize nasıl muamele edilmesini istiyorsak insanlara öyle muamele edeceğiz ki Rabbimizden af dilenmeye yüzümüz olsun. Ya Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka ile mizan-ı ekberinde amal-i mükellefini tarttığı zaman hasenat-ı seyyiata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler.
Hem seyyiatın esbabı çok. Yani şu ahir zamanda günahların sebepleri çok. Ha. Ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek haseneyle çok seyyiatı örter. Bakın enteresan bir şey. Sahabe efendilerimizi bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam topluyor. Diyor ki onlara, siz dinin onda birini yapmazsanız helak olursunuz. Onlar diyor, ahir zamanda gelecek ümmetim birini yapsalar kurtulacaklar diyor. Bakın enteresan bir şey. Niye biliyor musunuz? Çünkü şartlar ağır. Şimdi böyle bir ortamda, sokakta şu hakikatlara muhatap olmamış, devamlı televizyondan, sosyal medyadan beslenerek hayatını devam ettiren bir insandan normal olarak günahlar dökülür. Yani akıntı cehenneme doğru akarken bir insana niye bu tarafa doğru gidiyorsun diye sormak da olmaz ki. Böyle bir ortamda, ha değil mi şimdi düşünün mesela, ya dünya savaşı var, kan revan her taraf. Değil mi? Ateş, avcı ateş attığında her taraf böyle. Şimdi böyle bir ortamda değil mi? Yaraya, bereye, kusura, şuna buna bakılır mı ya? Ne haldeyse, o halde olursa olsun ne yapılır? Değil mi? Her tarafı paramparça olsa, nabzı atıyorsa, kalbi atıyorsa, nefes alıp veriyorsa hemen sarılıp değil mi? Yaralarını sarmak, tedavi etmek icap etmez mi? Şu anda aynı böyle. Şu an şu toplumda değil mi? İnsan ayırt edecek zaman değil. Şu vaziyette günahların oluk oluk aktığı, nefislerin de o günahlara iştahlı ve şehvetli olduğu, yani adeta ateşle barutun iç içe bulunduğu şu ortamda günahsız insan aramak abesle iştigaldir, başka bir şey değildir. Öyleyse ne yapacağız? Kendi günahlarımızın çokluğuyla, değil mi? Kendi günahlarımızın kalabalığıyla meşgul olup insanların kusuruna, günahına, hatasına, eksiğine bakmadan ne halde olursa olsun kabul edeceğiz. Hastaneyiz biz ya. Hastane hastayı ayırt etmez. Hasta ne halde olursa olsun nefes alıp veriyorsa o ümit, ondan ümit kesilmez. O inşallah kurtulur diye ümit edip kucaklayacağız, yaralarını saracağız. Sonra düşünürken bir de İnsanları kendimizle kıyaslamak değil bakın ha. Çünkü Cenab-ı Hak herkesi içinde bulunduğu vaziyetle muhakeme edecek. Adam şimdi düşünün gayrimeşru bir ortamda dünyaya gelmiş. Mahalle sokak uyuşturucu satıyor. Süfliyatın içinde dünyaya gelmiş. Sağa dönmüş günah, sola dönmüş günah. Her gün şimdi rahmetli Kıbrıslı Mehmet abi öyle derdi. Derdi ki kardeşim bu yaşımıza kadar bir gün bir kişi gelip de kolumuza girip de gel camiye gidelim demedi ki. Kim kolumuza girdiyse hadi gidelim meyhaneye, hadi gidelim 3-5 atalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye hep bizi günaha çağırdılar. Şimdi o ortamda yaşayan, o ortamda dünyaya gelen, o ortamda hayatını süren bir insanla senin muhakemen, muhaseben aynı olmayacak. Öyleyse sen kendini onunla kıyaslayıp da ben iyiyim ya ben toplumun %90'ından iyiyim diye kendi kendine değil mi böyle geçer notlar verip de sınıftan geçmen mümkün değil. Ha sen kendini onun yerine koysaydın Allah aşkına ondan belki daha beter olacaktın. O belki senin yerinde olsaydı sana sunulan imkanlar ona sunulsaydı kim bilir o ne halde olacaktı ya. Ha öyleyse herkese hüsnü zannedeceğiz. Ve insanlığın en aşağısı, en kusurlusu biziz diye kendi kusurumuzdan daha çok kusur olduğuna inanmayacağız. Hatta mahlukatın en aşağısı diyor ya. Ha, bu cihette değil mi şimdi? Cenab-ı Hak bize insanlık rütbesini vermiş. Biz taşıyamıyoruz o rütbeyi. Hak edemiyoruz. Değil mi? Layık olamıyoruz. Cenab-ı Hak değil mi? O hayvanasa bu rütbeyi verseydi, onlar kim bilir ne kadar Cenab-ı Hakk'a şükredeceklerdi. Musa aleyhisselam bir gün Cenab-ı Hakk'a böyle böceklerden, sineklerden böyle şikayet etmiş de, ya Rabbi demiş bu muacciz mahlukları, bu aciz, hakir mahlukları neden bu kadar çok yaratmışsın sinekler böyle hücum edince? Sinekler diyor Cenab-ı Hakk'a dönmüşler demişler ki, ya Rabbi demişler,
Öyle diyor Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam demiş. Ya Musa demiş sen bir kere şikayet ettin. Bir kere sordun. Onlar demiş defalarca o sinekler, böcekler da bana defalarca soruyorlar ki Ya Rabbi bu koca kafalı insanları neden yarattın? Bizi sadece onların kafasından yaratsaydın seni binler dillerle tesbih ederdik. Halbuki onlar çok zaman günah işleyip kusur ediyorlar diye onlar defalarca bana itiraz ettiler. Defalarca benden sual ettiler diye Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a söylemiş. Şimdi öyleyse yani biz insanlığımızın hakkını veremediğimiz halde o mahlukattan daha üstün olduğumuzu iddia edebilir miyiz? Ha, biz o halde zaten kul demek kusur demek. İnsanlık vazifesi, aczini bilip kudreti ilahiye istinad. Zaafını bilip gınayı ilahiden Cenab-ı Hakk'ın sonsuz zenginliğinden istimdat, yalvarış, yakarış, dua. Kusurunu bilip affı ilahiye iltica. Allah Allah. Bunlar kulluğun vazife değil mi ehemmiyetiymiş, kulluğun mayasıymış bunlar. Kulluk deyince aklımıza gelmesi gereken buymuş. Mahcubiyet, minnettarlık, değil mi böyle utanç. Ya Rabbi deyip boynumuzu büküp o halde Cenab-ı Hak bizden razı. O halde biz insanlık vazifemizi, kulluk vazifemizi ihya ediyoruz, icra ediyoruz demektir. Demek bu dünyada o adalet-i ilahiye noktasında muamele etmek gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, yani sayıca veya kalite olarak fazla gelse, ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Belki kıymetdar bir tek haseneyle çok seyyiatına, çok günahlarına nazarı af ile yani af nazarıyla bakmak lazımdır. Yani bir hasenatından dolayı bakın tam tersi ya bir günahından dolayı bütün hasenatını, bütün güzelliklerini, bütün özelliklerini örtmek, yok saymak değil de tam tersi Allah bizden ne istiyor? Bir değil mi hasenatından, bir güzelliğinden. Bir sevabından, bir güzel hareketinden dolayı ne yapıyor? Çok seyyiatına, çok günahlarına af nazarıyla bakmak lazımdır. Allah Allah. Demek ki şimdi Cenab-ı Hak hani kullarını affetmek için bahane arıyor ya. Şimdi biz ne diyoruz? Affetmem abi, bitti. Kusura bakmasın. Bitti artık. Sildim onu defterden. Sonra 100.000 kere tövbeni bozsan yine gel diyor Cenab-ı Hak. Şimdi 100.000 kere tövbeni bozsan yine gel. Bu kapı ümitsizlik kapısı değil diye kulunu devamlı affetmek için bekleyen bir Allah'ın affetmem, sildim onu defterden diyen bir kulu olabilir mi? Kimin kuluysan değil mi şimdi bu olsa olsa nefsinin kulu ve kölesi olmuş demektir. Nefis hesabına konuşuyor demektir. Kimi affetmiyorsun? Sen affetsen ne olur, affetmesen ne olur? Kimsin sen? Yani sen affetmeyince neyi kaybeder? Beni kaybeder. Seni kaybetse ne olur? Sen affetmeyince Allah'ı kaybediyorsun. Onun affını kaybediyorsun. Asıl kaybeden sensin sen. Ya. Bir gün bir tanesi bana dedi ki hocam dedi ben dedi çok inatçı bir adamım. 30 senedir annem babamla konuşmuyorum dedi. Arkadaşlar bana diyorlar ki çok inatçısın sen diyorlar dedi. Ben de iyi halt etmişsin dedi. Ama dedi hocam niye konuşmadığımı söyleyeyim mi sana dedi. Niye konuşmadığımı biliyor musun dedi. Böyle konuşuyorsun. Ben dedim niye konuşmadığını bilmeme gerek yok. Ama konuşmamak için yeterli, geçerli hiçbir sebebin olamaz ya. Niye? Çünkü deyin bakın Allah ve peygamber hakkından sonra en büyük hak ana hakkıdır. Sonra baba hakkıdır. Senin hiçbir hakkın olamaz ki onlarda onun senin üzerindeki hakkından daha büyük olsun.
Sen hiçbir zaman ömrün boyunca sırtında taşısan onu, onun hakkını ödemiş olamazsın. Hiçbir zaman haklı olamazsın. Ha öyleyse sen kusurlusun, sen suçlusun. Bu işten sen vazgeçmedikçe, sen inat edip ısrar ettikçe Cenab-ı Hak da senin kusurlarını, günahlarını affetmeyecek. Bak dedim 30 yıldır senin başını Allah secdeye kabul etmemiş. Seni huzurundan kovmuş, almıyor seni. Olur mu hocam ya ben kendim kılamıyorum işte yoğunluktan. Şu, yok bırak onları, onlar bahane. Allah seni kabul etmiyor ya. Böyle anlatınca biz bir hafta sonra tekrar böyle sohbete gittik, muhabbete gittik. Baktım böyle baş köşeye oturmuş. Hocam diyor yıkıldım geçen hafta diyor ya. Buradan sohbetten sonra hemen gittim diyor. Beni bekliyorlarmış diyor ya. Yıllar sonra diyor ilk defa görüştük diyor. Ellerine ayaklarına yapıştım diyor. Öyle ağladılar, sarıldılar bana diyor böyle. Meğer diyor perişan olmuşlar diyor. Yıllarca benim yolumu gözlemişler diyor. Sonra diyor ondan sonra bir namaza başladım diyor. Ha bak sen şimdi onlardan gittin, af dilendin. Onlar seni huzuruna kabul etti mi? Bak Allah seni ne yaptı? Onların hatırına, huzuruna kabul etti. Cennet anaların ayakları altındadır diyor. Cenab-ı Hak cennete girmenin şartı koşuyor anayı razı etmeye. Sen anneni razı etme, sonra da buradan girişi buradan. Başka nereden gireceksin cennete? Başka girişi yok. Öyleyse mecbursun. Ha, onun ayakları altından cennete bir yol açmış Cenab-ı Hak. Şimdi herkes korkuyor değil mi? Hocam ihtiyarlayınca ne olacak? Acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak? İhtiyarlık sigortası yaptıralım, hayat sigortası yaptıralım, bilmem ne yapalım, ne olur ne olmaz falan. Şimdi İslamiyet'ten elimizi çekmişiz ve kendimiz değil mi evladımızı din üzerine, İslam üzerine yetiştirememişiz. Kendimiz de ana babamızın hakkını, hakkıyla hürmetini verememişiz. Aslında onun bedelini ödemekten, onun faturasından korkuyoruz. Yoksa asıl sigorta evlattır. İmanla yetiştirilmiş bir evlattır. Sen evladını iman üzerine yetiştirdiysen, ana babanın hakkını da ihya edip ikram ettiysen, öyleyse sen hiç dönüp bakma. Allah men dakka dukka kaidesiyle senin yaptıklarını sana da ne yapar? Yaptırır. Senin amellerini yerde bırakmaz. Mutlaka seni çaresizliğinde, acizliğinde ortada bırakmayacaktır. Demek bu dünyada adalet-i ilahiye noktasında muamele etmek gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Belki kıymetdar bir tek hasene ile çok seyyiatına nazarı af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkinatıyla bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur, mümin kardeşine adavet eder. Günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder, örter, göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyyiye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine adavet eder. İnsanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Allah muhafaza ya. Demek ki muvazeneyi iyi tutturmak icap ediyor. Yani zanlarla, şunlarla, bunlarla hareket etmemek gerekiyor. Bir de biz her zaman kendi mahcubiyetimiz içinde başkalarını tenkide fırsat bulamamamızı icap ediyor. Ben Allah'a karşı mahcup. Benim günahlarım boynu başımdan aşıyor. Ben kendi derdime düştüm. Bırak şunu bunu Ahmet'i Mehmet'in gıybetini, şununu bununu diye. Hem böyle içtimai gıybetlerden, hem siyasi gıybetlerden, hem böyle Allah muhafaza umuma bakan büyük faturası çıkan gıybetlerden uzak duracağız inşallah. Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desise ile insanın selameti fikrini ifsad ediyor,
hakaik-i imaniye karşı sıhhati muhakemeyi bozuyor, istikameti fikriyeyi ihlal ediyor. Şöyle ki, bir hakkati imaniye dair yüzer delail-i ispatiyenin hükmünü nefhine delalet eden bir emare ile kırmak ister. Halbuki kaide-i mukarreredir ki bir ispat edici çok nefyedicilere tereccüh ediyor. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü yüz nafilere racih olur. Bu hakikate bir temsilde bak şöyle ki. Bir saray yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir, öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar kapalı olsa, bir iki tanesi kapansa, bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa, o saraya girilemeyeceği söylenemez. İşte hakaik-i imaniye, iman hakikatları o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez, İnkar edilmez. Adam şimdi Kur'an'da bir ayetle alakalı şüpheye düşüyor. Hocam imanım gidecek. Ya tamam da arkadaş, senin imanını ispat eden milyonlarca deliller var. Ömrün boyunca bunları duymuşsun. Bir mesele var. Oradan şeytan sana şüphe veriyor. O da senin aklına takılan bir mesele. Senin halledemediğin bir mesele. Senin içinden çıkamadığın bir çukur. Desene, ben bunun cevabını bilmiyorum. Ama mutlaka bunun cevabı vardır. Ha, yoksa bütün iman sarayına girmek için bütün kapılar açıkken Allah'ın varlığının, birliğinin mahlukat adedince delilleri varken bir tek mesele İslamiyet'le alakalı, imanla alakalı bir meseleyi halledemediğinden dolayı dinden çıkmak, İslamiyet'i terk etmek, din hakkında, İslamiyet hakkında, Allah hakkında, peygamber hakkında şüpheye, vesveseye düşmek yerine, ha ya bunun da bir izahı vardır. Ben şimdi anlayamıyorum, bilemiyorum ama bunun bir izahı, bir ispatı vardır diye teslim olmak gerekirken adam ne yapıyor? Bir kapıyı, 99 kapının 98'i açık, bir kapı var. O kapıyı zorluyor, kapalı, bu saraya girilmez diyor. Ya tamam da o kapı senin için kapalı. Sen o kapıdan girememişsin. Sen o sorunun cevabını bilmiyorsun. Sen halledememişsin. Ha bu saraya girilmez diye hükmedemezsin. Diğer kapılar hepsi açık, oralardan gir, bu kapıyı da açıver. Hatta diyor 99 kapısı kapalı olsa, sadece bir kapısı açık olsa, o saraya ne yapılır ki? Adam şimdi inançsız, imansız birisi. Allah'ı anlatıyorsunuz. Bak sadece bir delil gösteriyorsunuz. Adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip iman ediyor ya. Hemen sarayın içine ne yaptı? Bir kapıdan girdi. Senin de hayatın boyunca İslamiyet hakkında, iman hakkında duyduğun bunca deliller var. Bunca ispatlar var. Bütün kapılar açık. Sen de bir soruyu, bir meseleyi, bir şeyi halledememişsin. İçinden çıkamamışsın. Bir şüpheyi aşamamışsın. Bu saraya girilmez diye saraydan çıkmayı, sarayı terk etmeyi düşünüyorsun. Olmadı ki. Adam bir tanesi bana dedi ki, benim arkadaşım ateist olmuş diyor. Neden olmuş dedim. Ya diyor İslamiyet'te neymiş? Miras dağıtırken kadına işte bir veriyormuş da erkeğe iki veriyormuş da bundan dolayı böyle şey olmaz, böyle adaletsizlik deyip işte ateist olmuş. Tamam da arkadaş, anladık da yani. Hani diyebilirsin ki ben bu meseleyi anlamadım veya bu zahiren adaletsizlik gibi görünüyor. Nasıldır, bunun bir izahı var mıdır diye senin gerçekten iman etmeye niyetin varsa bunu araştırırsın, cevabını bulursun. Yoksa ya bence bu adaletsizlik. Öyleyse Allah yoktu. Nereden tamam da yani? Bir tane kapı kapalı senin için. Sen bir tane soruyu çözememiş, halledememişsin. Sarayı mı terk edilir? Halbuki Allah'ın varlığına, birliğine dair bunca deliller varken. Değil mi? Bütün kapılar açıkken. Hani Nasrettin Hoca'nın bir şeyi var. Duvarlar yıkılmış bir bahçenin. Kapının kilidini kontrol ediyor. Aman hırsız girmesin diye.
Hırsız bütün duvarları boş ne şimdi ya, o kapıyı zorlayacak değil ya yani. Şimdi sen de illa o kapıyı zorlamana gerek yok. Sen Allah'ın varlığına, birliğine, dinin, İslamiyet'in hak olduğuna dair, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğuna dair bütün deliller ortadayken, onunla alakalı duyduğun, peygamberimizle alakalı duyduğun bir mesele yüzünden, onun da hikmetini bilmediğinden dolayı ha ona karşı şüphe etmek, ona karşı vesveseye kapılmak, ona karşı imanını zedelemek aslında nedir? Değil mi? Aynı 99 kapısı açık olan bir sarayın bir kapalı kapısı yüzünden o sarayı terk etmek, o saraya girmemek kadar ahmaklıktır, aptallıktır, Allah muhafaza. Ha. Şeytan ise bakın ne diyor? İşte hakaik-i imaniye o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez, inkar edilmez. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. Bak, bak diyor izah edemediler. Bak diyor Müslümanlar buna cevap veremedi. Halbuki Müslümanlar cevap veremedi dediği değil mi? 3-5 kendine göre Müslüman bulmuş, onlara sormuş cevap veremeyince. Halbuki ha Müslümanların içinde bu meseleye cevap verecek o kadar insanlar var ki. Ben diyor hocalara sordum cevap veremedi diyor. Şimdi hangi hocaya sordun? Kime sordun? Değil mi? Şu Risale-i Nur hakikatlarını hakkıyla okuyan bir insanın cevap veremediği bir mesele varsa o da o gözden kaçırmıştır, okuyamamıştır veya oradan bulamamıştır. Yoksa inanın şu ana kadar insanların imanla, itikatla alakalı sordukları hiçbir soruya rastlamadım burada cevap olmasın. Niye? Çünkü Kur'an'ın ahir zamana mahsus bütün şeytani vesveseleri, şüpheleri kökünden kazıyan, tam ikna edici ders veren muazzam bir tefsir. Bunu abartı olarak gören olabilir. Ya siz de çok abarttınız bu işi, bu kitabı çok gözünüzde büyüttünüz diyebilir. Hodri meydan değil mi? Buyursun, gelsin, okusun, tetkik etsin, suallerine, sorularına cevap bulamazsa o zaman konuşsun. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış o kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez, belki saray değildir, içinde bir şey yoktur der, kandırır. İşte ey şeytanın desiselerine müptela olan biçare insan. Hayatı diniye, hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiyenin selametini dilersen ve sıhhati fikir ve istikameti nazar ve selameti kalp istersen muhkematı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap ve Euzubillahimineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın en ahirki suresi ve Euzubillahimineşşeytanirracim'in mufassalı ve madeni olan Estaizubillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kul Euzubirabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, Min Şerril Vesvasil Hannas, اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ suresinin hısn-ı hasini ve kalay-ı metininin kapısını o 13 anahtarla aç, gir, selameti bul. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ Ya Rabbi bizi İnsi ve cinni şeytanların desiselerinden, vesveselerinden kurtar ve muhafaza eyle. Kur'an kalesine sığınmamızı nasip eyle. Kur'an'ın iman hakikatlarını hakkıyla okumayı, anlamayı ve
içeriden ve dışarıdan gelen şeytani desiselere, vesveselere karşı onunla mücadele edebilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in kafalarındaki sualleri, şüpheleri, vesveseleri Kur'an hakikatlerle izale etmeyi de bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an'ını müdafaa etmek için Kur'an hakikatlerini hakkıyla bize nasip eyle. Kur'an hakikatlerinden bizi ciddi manada hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hem kendi şüphelerimizi, vesveselerimizi, hem de ümmetin içine düştüğü vesvese kuyusundan ümmeti kurtarmak için bize ikram et, bize ilham et. Ya Rabbi, ilminin anahtarlarını, ilim hazinesi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın anahtarlarını bizlere ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.